Kulaklık yolculuğumda birçok kablosuz kulaküstü kulaklık kullandım. Beni en çok etkileyen kablosuz kulaklıklardan biri Bowers & Wilkins PX olmuştu. İlk model. Lüks malzeme yapısı, o gerçek deri kokusu ve natural ses karakteriyle tam anlamıyla mutluluk iksiriydi. O kulaklığı görüp satın almak için Bowers & Wilkins Türkiye'yi ziyaret edişimi dün gibi hatırlıyorum. Tam 6 sene olmuş. O günden beri Bowers & Wilkins kulaklıkları bana kendilerini yabancı gibi hissettirmiyorlar. Her bir gelişmeyi yakından takip ediyorum. PX7S2 ailenin karşılanabilir gelişmiş üyesi. PX'in o akıllarda yer tutan mirasını devam ettiriyor. Selamlar arkadaşlar. Elimde Bowers & Wilkins PX7S2 var. Sizlerle birlikte PX8'i çok güzel bir prodüksiyonla incelemiştik. Ben onu 2023'ün en iyi Bluetooth kulaklarından biri ilan etmiştim. O videoda o kulaklığı Bang & Olufsen H95 ve Focal Betis ile karşılaştırmıştık. Gerçekten onlar böyle alabileceğiniz en iyi Bluetooth kulaklar konumunda. PX7S2, PX8'in kardeşi olarak ona yakın bir pozisyonda. Ondan 10 bin lira falan daha ucuz. Şu an bugün 24 Ekim Salı günü 2023. 16 bin lira falan bir fiyatı var. Bunu Sesçi Baba sitesinden bakacaksınız. Çünkü distribütörün asıl en güvenli satış noktası orası. Fakat birçok yerde satılıyor. Tercih. PX8 25-26 bin lira falan. McLaren Edition'ı mesela daha pahalı. 26-27 küsürlerde. Arada 10 bin lira bir fiyat farkı var. Ses kalitesi PX8'de daha iyi, malzeme kalitesi daha iyi ama birçok akıllı özellik ve ses kalitesi de onun oraya benzemesiyle tercih edilebilecek bir kulaklık. Eğer bütçe buraya yetiyorsa düşünülebilecek bir model. Bunun rakipleri arasında Sennheiser Momentum 4, Sony VH1085, Bose QC45 ve Bose 700 gibi modeller yer alıyor. Ben bunu bu sefer o saydıklarıma kıyasla Sony, Sennheiser, Bose gerçekten ses kalitesiyle öne çıkartıyorum. Şimdi kutusundan çıkartalım ve biraz daha yakın özelliklerine geçelim. Bakalım bize neler vaat ediyor. Şimdi bugün 24 Ekim. Bu videoyu herhalde bir 10 gün sonra falan yayınlarım. Bu videodan önce Sony MDR MV1 videom yayınlanacak. O kadar güzel bir prodüksiyon yaptık ki o da aynı PX8 projem gibi benim çok beğendiğim projelerim arasında yer aldı. Hatırlatmak istedim. Onu da izleyin. Şimdi arkadaşlar PX8 gerçekten çok 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 kaliteli bir malzeme kalitesine sahipti. Komple metaldi. Çok sağlamdı, gerçek deri kullanılmıştı, daha ağırdı, ben bunu daha konforlu buluyorum ama o daha lüks duruyordu. Videoda çok iyi detaylarına girmiştik, lütfen o videoyu izlemediyseniz izleyin. Mükemmel bir iş çıkartmıştık. Şimdi burada metal yerler de var ama biraz da böyle plastik karışımlı, daha hafif, yine dayanıklı hissettiren. Burada plastiğin kalitesi o kadar iyi ki dokununca alüminyum mu acaba diyorsun. Bazı yerlerde alüminyum aksanlar da var ama çoğunlukla plastik, yine de kaliteli, bütçe dostu bir modelle karşımıza çıkmış. Gerçek deri değil, suni deri. Fakat buradaki suni deri oradaki gerçek deriden daha yumuşak hissettiriyor. Daha fazla terlettiği bir gerçek ama kafanıza taktığınızda clamping force'un da daha az olmasıyla birlikte ben bunu ANC için bir dezavantaj olarak görsem de konfor için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. PX7S2 aynen PX8 gibi USB-C'den bilgisayara bağladığınızda onu bir ses kartı olarak kullanmanıza müsaade edip direkt dijital veriyi alıp kulakla bu sefer daha yüksek ses seviyesi ve yüksek çözünürlüklü ses ile karşılaşmanızı sağlıyor. Bu da bu kulaklığı gerçekten çok amaçlı bir kullanıma sokuyor. Sen dışarıda Bluetooth moduyla kablosuz bir şekilde seyahat ederken, seyahatlerini gerçekleştirirken iyi müzik kalitesi, iyi ANC ve konfor yapısıyla evde bunu yüksek çözünürlüklü veri alabilen, daha yüksek ses seviyesine sahip iyice bir eğlence aracına dönüştürebiliyorsun. Audiofiller de bu açıdan en azından biraz daha yeni başlayan audiofiller bu kulaklığı bu amaçla da çok mutlu bir şekilde kullanabilirler. PX7S2'de de aynen PX8'de olduğu gibi çok iyi kodekler kullanılmış. Bluetooth 5.2 altyapısında, yanlış hatırlamıyorsam 5.1 değildi, 5.2 idi. aptX Adaptive, bunlar Qualcomm'un kodekleri, aptX HD, standart aptX, SPC, AAC tüm kodeklere yer verilmiş. LDAC dışında o Sony'nin kodeyi. Ama mesela geçen KEV-Q150 Hi-Fi'ye başlayın videosunda anlattığım gibi FIO BTA 30 Pro gibi bir çok iyi Bluetooth antenine sahip Bluetooth aktarım cihazıyla bunu kullanmaya kalkarsanız o aptX HD kodeyi o cihazın güçlü sinyaliyle birlikte iyi ses seviyesiyle gerçekten çok keyifli bir hal alıyor. iPhone'unuzdan aldığınız veriye göre bu kulaklığı çok daha verimli kullanabildiğinizi ispat ediyor. O yüzden bu kodekler önemli. Bu clamping force'a bir daha gelmek istiyorum.
Bunun gerçek deri kullanılmamış olması burada daha farklı bir materyal seçimi PX 7S2'nin yastıklarının kafa bandının harbiden daha yumuşak olmasına yol açmış. Bunu kafanıza taktığınız zaman clamping force gerçekten çok daha az. Bu uzun saatler daha fazla kulağınızda kullanmak isteyeceğiniz bir kulaklık. PX 8'de nasıl biliyor musunuz? O ilk PX'te de vardı. PX yani ilk çıkan PX. Bowers & Wilkins'in ilk kablosuz kulaklığını bilmiyorum ama PX serisinin ilk modeli. Abi şuralar kulağınızı çevreleyen yastığın uç kısımları sert gibi hissettiriyor, tamam mı? Yastığı şurada hissediyorsun böyle daha ince bir çizgi halinde. PX 8 de biraz öyle. Şimdi bu kulak hacmi de daha büyük olmasıyla birlikte sürücüler falan da açılı. İç kabin daha geniş, böyle daha geniş bir, daha büyük bir sahne alanı yaratıyor. Bu daha yakın size ama burada basınç daha fazla yayılmış, bu konforu cidden artırıyor. Farklı gerçekten bak, o PX 8'i o en ekstrem boyutta oradaydı. Denemediysen dediğimi çok anlayamamış olabilirsin. Basınç şurada oluyor. Abi şu böyle çizgi halinde PX 8'de ve PX'de. Bu daha yayvan, daha konforlu. Ama clamping force'un burada az olması ANC'nin yani pasif izolasyonun etkisinin azalmasıyla daha düşük olmasına yer alıyor. Ben buradaki ANC algoritmasının veya çipinin PX 8'den çok daha farklı olduğunu düşünmüyorum. Öyle hissetmiyorum. Fakat pasif izolasyonun daha az olabilmesiyle sebebiyle benim ergonomimle de biraz bağlantılı, sizde farklı olabilir. Ama genel olarak böyle düşünüyorum. ANC performansı bir tık düşmüş oluyor. Son olarak ses kalitesine gelecek olursak PX 8'in sesi en iyisi burada Focal Betis'tir. Bluetooth kulaklar arasında onu söyleyeyim. PX 8 güçlü bas cevabı, enerjik tizleri, daha müzikal tonu ama Focal Betis'e yakın detay başarımı ve çözünürlüğü ile gerçekten o klasmanda odifillerin seyahat halini tercih edebileceği mobil bir müzik canavarıydı. PX 7S2 o kadar sıkı ve hızlı bir transient cevaba sahip değil. Bas frekansları yayılıyor. Mid bas karakteri daha fazla ve daha güçlü, daha aksandırılmış. Yani genel kullanıcının bir tık daha sevip alabileceği, benimseyebileceği bir tonal karakter. Genel olarak böyle o standart Bluetooth kulaklık tonal karakteri vardır ya Sony'lerde, Bose'larda, oraya yakın. PX 8 daha ince ayarlanmıştı, daha audiofildi, daha detaylılandırılabilecek üst frekansları, o mikro detayları çünkü çok iyi üretebiliyor 40 mm karbon sürücü. Burada hibrit daha düşük kalite bir sürücü materyali kullanılmış. O yüzden böyle onun yararına olacak, o sürücünün potansiyelini açığa çıkartabilecek çok ince, süper müzikal bir tonal karakteri benimsenmişti. Bununki bir tık daha bodozlama, bir tık daha klasik anlayabileceğiniz V karakter diyeyim. Fakat o sürücü performansı çok da uzakta değil. Dediğim gibi bir tık daha yavaş tepki, bir tık daha az çözünürlük ve bir tık daha az mikro detay miktarı. Anlıyorsun onu. Onun sürücü kalitesi ve materyali daha iyi. Ama bu bence, cidden söylüyorum, Sony BH1025, Bose QC45, Bose 700 ve Sennheiser Momentum 4'ten daha iyi bir performansa sahip. O anlamda tonal karakteri seçimi sizin. Sennheiser Momentum 4'ün de çok iyi bir tonal karakteri var. Çok eğlenceli gerçekten. BH1025 de fena değildi. BH1024 mesela kötüydü. Bose 700 çok kötüydü. Bose QC45'i dinlemedim. Yani tonal karakter mevzusunu size bırakayım ben. Ama teknik performans açısından ben bu kulaklığı PX 8'e o modellere kıyasla daha yakın görüyorum. Evet, PX 7 S2 alınabilecek, tercih edilebilecek, fiyat performans demeyeyim, 16 bin lira az değil ama ne istediğini bilenlere kaliteli, gerçekten önerdiğim bir Bluetooth kulaklık tercihi.